Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Beni tanımayanlarınız için ben Ali arkadaşlar. Tayland'da yaşıyorum. Bugünün ikinci videosunu çekiyorum sizlere arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz armasından da belki şöyle göstereyim ben size. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Armayı anlayabildiniz mi? Ne olduğunu. Arkadaşlar, Tayland'ın başkentinde yani Bangkok'ta bulunan yaklaşık 55 tane cami var. 55 tanesinden bir tanesi olan bu arkamdaki görmüş olduğunuz cami. Birazdan size daha detaylarını anlatacağım. Arkadaşlar, 1916 senesinde inşa edilen bu camide bir Osmanlı arması bulunuyor. Yani 2. Abdülhamid'in arması. Ve arkadaşlar, Tayland'ın genelinde birçok din var. Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık. Çoğunlukla ama Budizm ikinci sıradaki Müslümanlık. Yani şu andaki kayıtlara göre Müslümanlığın nüfusu arkadaşlar 15 milyon. Bulunduğum sokakta çok motor ve araba sesi var. Bundan dolayı kusura bakmayın, özür dilerim. Bir de hava rüzgarlı. Elinden geldiği kadar yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Bangkok, Tayland'daki bulunan arkadaşlar bu Osmanlı armasının bulunduğu cami. Tayland'ın kendine has kültürü, kendine has dini olan birçok dinlerin bulunduğu ama özellikle Budizm'in ağırlık olduğu, Müslümanların da çoğunlukla yaşadığı bir ülke arkadaşlar. Bu Jaran Kurum bölgesinde 1916 senesinde inşa edilen arkamdaki gördüğünüz bu cami, yani Osmanlı dönemine ait bu armayı taşıyan bu caminin bir sırrı var arkadaşlar. Tarihi kayıtlara göre doğrudan bir Osmanlı etkisi görülmese de arkadaşlar Osmanlı arması taşıyor. Caminin ismi Bangkut Hit Camii diye geçiyor. Jaran Kurum bölgesinde bir ara sokakta bir cami arkadaşlar. Arkadaşlar, cami üzerindeki Osmanlı arması incelendiğinde 2. Abdülhamid'in tuğrası dikkat çekiyor. Ben size şöyle yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Karşıda da zaten bizim Türk bayrağımız anlı şanlı karşıda duruyor. Arkadaşlar, şimdi caminin içine girebildim. İmam bir tane abi geldi. Onlar rica ettim zaten. Şimdi şöyle yerleri süpürüyor kendisi. Dedim ki ben Türk'üm dedim. Bu dedim bizim eserimiz dedim. Osmanlı arması dedim. Bizim kendi bayrağımız dedim. Karşıda duruyor zaten dedim. Bir rica ettim dedim. Video çekebilir miyim dedim. Tabii ki dedi. Ne demek dedi. Bu dedi sizin hakkınız dedi yani. Daima dedi gelip dedi burada dedi video çekebilirsin dedi. Fotoğraf çekebilirsin. İbadetini dedi gelip burada yapabilirsin. İnsanlara dedi tanıtabilirsin dedi. Teşekkür ederim dedim ben de. Arkadaşlar, Tayland Bangkok'taki bulunan arkadaşlar bu caminin Osmanlı 2. Abdülhamit döneminde bahsetmiştim zaten size. İslamiyet siyaseti bir arada toplamak için ilim ve bilim adamlarını bir araya getirerek arkadaşlar ve kendi insanlarını Asya'daki yani Çin'deki, Afrika'daki, Tayland'daki bulunan Müslümanlara kendi ilim bilim adamlarını yollayarak cami cemaati ve çevredeki Müslümanların o dönemin bugünkü Tayland Siam Krallığı'nın Müslümanlar arkadaşlar 20. yüzyılın İslamiyetini yenilemek ve hilafiyetini göstermek amacıyla 2. Sultan Abdülhamid'e talep eder. Cami cemaati ve çevre Müslümanların o dönemin Tayland'ı olan Siam Krallığı'nda şu anda zaten arkadaşlar bu arada ezan okunacak sanırım. Ezan okunuyor arkadaşlar. Pikap. Arkadaşlar, imam bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi ezan okumaya geldi. Şimdi tekrardan ben dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Şurada anlatacağım. Gene izin verdiği için çok teşekkür ederim vallahi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Osmanlı Devleti de o zamanlardan buna karşılık olarak o armasını şöyle gölgeye geçin birazcık da. Armanın ellerine geçmesiyle birlikte arkadaşlar Osmanlı armasının Tayland'daki Müslümanların ve cami etrafındaki Müslümanların yeni yapılan camiye armayı işledikleri ve İslamiyet'e ve Osmanlı'ya bağlılıklarını ifade etmeye çalışıyorlar ve bu şekilde ifade ediyorlar. Arkadaşlar, caminin içerisinde bulunan külliye ve içerisindeki okulda şöyle göstereyim zaten ben size. Şu karşıdaki gördüğünüz arkadaşlar hem külliye hem okul. Bu Osmanlı'nın tarihçesi ve Osmanlı armasının şöyle görüyorsunuz armayı zaten. Osmanlı'nın armasının
tarihçesi anlatılıyor. Hala şu anda günümüzde. Arkadaşlar şöyle camiyi göstererek size anlatıyorum. Ülkedeki bulunan Müslümanların %90'ının Sunni olduğu belirtiliyor. Ve Tayland Krallığı'nın, şu anki kral ve geçmişteki kralların, Tayland'daki bulunan camilerin hepsinde sesli ezanların okumasına izin veriliyor ve din özgürlüklerinin kesinlikle kısıtlanmasını istemiyor. İstediği herkes istediği dini yaşayabilir diye belirtiyor. Arkadaşlar, ülkenin genelinde helal gıda bulmak çok kolay. Yani bu çevrelere de olsun. Zaten bu çevrenin tamamı neredeyse Müslüman diyebilirim ben size. Bu çevrede ve Tayland'ın genelinde helal gıda üreten tüccarlar ve çevre ülkedeki Malezya'da mesela, Müslüman bir ülke, bu konuda kesinlikle bir sorun yaşamıyorlar helal gıda konusunda. Çünkü Tayland'da yaklaşık 2900 tane cami var. 55 tane Bangkok'ta var bilinen. Yeni yapılanlar da çok var. Tekrardan söylüyorum, ezanlar sesli bir şekilde okunuyor, sessiz okunmuyor. Şöyle etrafını tekrardan size göstereyim caminin. Şöyle karşıdan aldım arkadaşlar, bayağı bir büyük cami zaten. Şu karşıdaki dediğim gibi külliye ve okul. Şurası da aynı şekilde. Az önce zaten imam geldiğinde, buranın birçok imamı var bu arada, birkaç tane. Çünkü ben geldiğimde başka birisi daha çıkıyordu. Şöyle şu tarafı da var mesela. Birazdan bir yola doğru çıkacağım, size oraya da gösteririm. Kapanışı burada arkadaşlar. Ottoman Turkish Restaurant var. Bu arada Ottoman demek arkadaşlar Osmanlı demek, bilmeyen arkadaşlarınız için. Çünkü Ottoman dediğin zaman bilirler. Size böyle bir içerik yapayım dedim. Şimdi bahsettiğim Osmanlı, yani Ottoman olan restorantta size kapanışı yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi geldim Osmanlı restorantın oraya. Motorumu park ettim buraya, sarı olan. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ne yapıyorlar? Burada zaten buranın da ismi Ottoman diye arkadaşlar. Osmanlı diye yani. Levent abi, çok sevdiğim bir abim. Zaten kendisi de orada oturuyor. Bakın mekanın ismi bu. Ottoman diye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seni çekmeye geldim abi. Neyi mi çekeceğim benim hacı? Dükkanını çekiyorum abi. Yenge kolay gelsin. Nasılsın? Arkadaşlar bakın böyle. Levent abi Antep'ten buralara kadar gelmiş ailesiyle birlikte. Şeker gibi bir adam, keyifli bir adam. Yani oturun sabaha kadar muhabbet sohbet edin, sıkılmazsınız. Yani yanındayım diye söylemiyorum bunu. Çünkü Tayland'da ya da gurbet dediğim açıkçası doğru düzgün bir Türk bulmak zor. Ama bulduğunuz Türk'ü de kaybetmek olmaz. Her zaman için elinizde tutun öyle insanları. Şimdi bakın size menülerini göstereceğim, neler neler olduğunu. Zaten menüsü diye Ottoman Turkish Restaurant diye geçiyor. Ottoman'ı bilmeyenleriniz için arkadaşlar Osmanlı demek. Yani burada aradığınız her şey var. Zaten abim Antepli. Şöyle göstereyim. Her şey Türkçe yazıyor. İngilizcesi de var. Kuru fasulyeden kebaba kadar. Başka nelerin var abi? Her şey var ya menüde. Kebap çeşitleri, pide çeşitleri, baklava çeşitleri, hepsi var. Antep'te olduğu için baklavayı falan kendisi yapıyor bu arada arkadaşlar. Böyle bekletip, yani burada bulabileceğiniz lezzetlerin hepsi taze. Her şey var. Normalde bu kadar menüyü bulmak arkadaşlar yurt dışında bir restoranda çok zor. Niye diye soracak olursanız, çünkü insanlar usta bulamıyorlar ya da buldukları usta iyi değildir. Görüyorsunuz zaten Atatürk'ümüz de burada. Böyle bir dükkanı var. Burası bulunduğumuz bölge arkadaşlar Bangkok'ta Siam, Silom bölgesi olarak geçiyor. Bu şekilde. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.